Arkadaşlar merhaba. Kısmet olursa bu dersimizde inşallah şu aşağıda gördüğümüz Rakka Ahkam defterinden bir hüküm okuyacağız. Tabii bunu söylerken kanalımıza lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunu söyleyelim. Dersimize başlamadan önce belgenin numarasını da verelim. Belge işte bu arkadaşlar. ADVNS AHK Cezayir Rakka defteri 000 24 numaralı defter diyerek dersimize başlayalım. Genellikle alt satırda az bir yer kaldığında katip yazmış olduğu yazıyı şu hizada bu şekilde, hatta bırakın öyle, yatık bile yazabiliyor. Hani şöyle bir şey yapalım, şu şekilde bile yazabiliyor katip. Bu da meselenin ilginç bir tarafı. Mesela şöyle bir yer kalsın. Katip bunu şu şekilde yazabildiği gibi şu şekilde de yazabiliyor arkadaşlar. Böyle de bir durumun olduğunu söyleyerek hemen dersimize başlayalım. Yatık bir yazı okuyacağız. Bunu söylemiş olalım. Rakka kadısına arkadaşlar, Rakka kadısına dedim ama hemen sırıtıverdi. Niye ilk başta kadı desin ki? Şöyle baktığımda şurada da kadıyla ilgili bir nokta yok. O halde bu kadısına olmaz arkadaşlar. Rakka valisine, eyaleti mezburede. Mezbur değil arkadaşlar. Eyalet müennes olunca mezburede müennes olmuş. Eyaleti mezburede vaki, yani bu eyalette var olan kadılarına, kadısına değil arkadaşlar. Çünkü boş bırakmış burayı. Kadılarına hüküm ki. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Zeamet mülhakatından kazayı mezbur. Bakın, kazayı mezburdayken kaza müennes, şey müzekker, mezbur da müennes, şey müzekker. Şurada hocam mezbure derken bir elif var, şey he vardı, müenneslik he'si. Ama burada müenneslik he'si yok. Neden? Çünkü eyalet müennes olunca mezbure de müennes olmuş. Ama kaza müzekker olunca mezbur kelimesi de müzekker gelmek zorunda. Katipler buna dikkat ediyor. Kazayı mezburda vaki el, arkadaşlar el aziz cemaati de var. Bu genelde aslında Musul tarafında bir cemaat ama demek ki Rakka'da da bulunuyor. El aziz cemaati ya derken, Allah'ım ya Rabbim, şu Elif'in mikroskopluğuna bakın. Ya'yı nasıl yazarsınız? Şöyle kocaman bir Y ve Elif. Elif'i görüyorsunuz. Ama buradaki Elif'in boyuna bakın arkadaşlar. Şu Elif'in boyuna çok minicik. Y'yi şöyle kabul edersek bu Elif çok minicik. Reayalarından Mehmet. Reayalarından Mehmet ve bu ismi yazmamış ve bu ismi de yazmamış. Nam kimesneler gelip arkadaşlar, bu kısma lütfen siz yorum yazın. Gelipten sonra kaç, dördüncü dakika, şu kelime nedir? Evet. Ya da yormayayım sizi, söyleyeyim. Böyle cemaati mezkurenin, lazım gelen rüsum, resm kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Rüsum vergi demektir. Lazım gelen rüsum raiyetlerin, kanun ve defter mucibince cemaat-ı mezkure zabiti,
O da kim artık? İsmini öğrenebilecek miyiz bilmiyorum. Olanlara ismini söylemedi. Cemaati mezkure zabiti olanlara Eda İdüp İdüp. Ya mübarek, şunu ayrı ayrı yazsana. Eda'dan sonra İdüp'ü niye bitişik yazarsın böyle? Eda İdüp Aher'den, yani başkasından, Aher'den dahl icab etmez iken. Arkadaşlar, şuradan dahlı görürseniz, bu sizin şifreniz olsun, ya da icabı görürseniz ya da aherdeni görürseniz, bu bir klişedir. Hemen bu aklımıza gelsin. Aherden dahl icab etmez iken. Halep muhassıllığı aklamından. Kalemin çoğulu aklamdır. Halep muhassıllığının bir bölümü varmış. İşte o bölüme de biz aklamından diyerek açıklıyoruz. Halep muhassıllığı aklamından, kalemlerinden karyesi, karyenin ismini söylememiş ama karyesi zabiti nokta nokta nam kimesne zuhur. Böyle bir köyün zabiti ortaya çıkmış, zuhur etmiş. Ve ben dahi, beni niye böyle yazmış bu? Bakın. Ben. Ve ben dahi rüsumu raiyet alırım deyu hilafı, herhalde kanun olur ya da defter olur arkadaşlar. Çünkü deftere aykırı alması gerekiyorsa hilafı kanun ya da defter diyecek. O yüzden ne diyoruz? Hilafı kanun. Ya bitişik yazma be mübarek. Şimdi biz bunu nasıl okuyalım? Hilafı kanun. Burası. Ve defter. Hilaf-ı kanun ve defter. Ve defter. Taarruzdan. Danı nerede? Yok. O zaman ne diyoruz? Taarruz ve teaddiden. Taarruz ve teaddiden. Hali olmadığın. Hali olmadığın bildirip bildirdikten sonra şurayı çizmiş sanırım arkadaşlar. Burada bir şey göremiyorum ben. Ve pardon, var arkadaşlar. Burada da var. Bildirip ne var burada? Men var. Peki ben bunun men olduğunu, şu menin nununu da alayım ben. Çünkü şunun da önemli. Ben bunun men olduğunu nasıl okudum? Çünkü men ve def olunmak diyor. Bakın, def olunmak. Şurası def olunmak. Ben şimdi def olunmak ibaresini görünce burasının men olunmak olduğunu anladım. Men ve def olunmak arkadaşlar. Men ve def olunmak babında emri şerifim rica eyledikleri ecilden, rica eyledikleri ecilden kanun ve defter mucebince amel olunmak, amel olunmak, tabi kanalımıza lütfen abone oluyoruz, için amel olunmak için yazılmıştır. Tabi hemen klasik, şurada tarih var. Fi evaili, bu nun harfi Ramazan'ı anlatıyor. O zaman ne diyoruz? Fi evaili Ramazan sene 1100
66 herhalde arkadaşlar. Evet, şurada da zaten 66'yı görünce iyice emin olduk ki o sene neymiş? 1166. Evet arkadaşlar, güzel bir belge okuduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.